Abi bırakalım kocası gelsin. İşsiz kalıyorsa da kalsın. Deneyimli görüntü yönetmeni Önder Şengül'ün yazıp yönettiği Balina'nın Bilgisi filmi Türkiye premierini Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yaptı. O karının evinin önünde kimseyi görmeyeceğim. Bak bu pişti onu izleyecek. Muğla'nın bir dağ köyünde yaşayan hamile bir kadınla köyün muhtarı ve onun ailesi arasındaki gerilime odaklanan film, festivalde en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik dalında iki ödül kazandı, sinema severler ve jüriden de övgüler aldı. Doğa ve kadın temalarını merkezine alan, insanın içindeki gücü gösteren Balina'nın Bilgisi filmini, gösterimi öncesinde yazarı ve yönetmeni Önder Şengül, oyuncuları Özge Cevher Yüksel ve Şamil Kafkas'la konuştuk. Kırsal bölgede geçen ve aslında tamamıyla çok yerel bir hikaye gibi görünse de aslında bir Anadolu sorunu diyebiliriz belki de film için. Şöyle aslında koca bir alegori diyebiliriz. Film evet bir köyde geçiyor. Köyde köyün muhtarıyla hamile bir kadın arasındaki gerilimi işliyor görünürde. Fakat aslında üçüncü bir karakter olarak doğa var filmde. Doğayı da bir arketip olarak görüyoruz. Burada verilmek istenen şey aslında filmin kırsaldaki yaşamdan çok filmin insanla doğa arasındaki ilişkiyi anlatmasını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Bu yüzden de filmin gerilimini ve zemini bunun üzerine yaydık. Amatör oyuncularla çalıştınız. Ve evet, doğa gibi bir arka plan var. Nasıl oldu çekimler ve neden aslında böyle bir kast seçtiniz? Biraz imkanlarla alakalıydı o. Çünkü film senaryo aşamasında hiçbir destek bulamadı. Katıldığı hiçbir platformdan onay alamadı. Biz de kendi imkanlarımızla filmi çekmeye karar verdik. Ben zaten uzun zamandır sektörde olan bir görüntü yönetmeniyim ve şehri terk edip kırsalı yerleştirdikten sonra duyduğum bir hikaye üzerine yürüdüm ve bu hikayeyi de duyduğum yerde çekmek istedim. Benim gibi kırsala yerleşmiş sinemacıları bir araya getirdik. Onlardan bir ekip oluşturduk. Amatör tiyatro oyuncularından yardım aldık. Fethiye'nin köylüsünden yardım aldık. Ufak gerilla bir ekip oluşturup 12-13 kişiyle bu filmi çektik. Eş, dost, arkadaş, herkes yardımcı oldu. Böyle çekildi yani film. İmece usulü diyebiliriz o zaman herhalde. Kesinlikle diyebiliriz. Bu tam bir imece usulüyle çekilmiş bir film. Tek bir kameramız vardı. Zaman kaybetmemek için tripod bile kullanmadık. Bu hikayeyi duydum ve duyduğum yerde de çekmek istedim dediniz. Evet. Peki bu hikayeyi Beyaz Perde'ye yansıtmak ve böyle bir festivalde binlerce insana neden yansıtmayı seçtiniz? Ben yıllardır zaten bir tane film çekmek istiyordum. Bu film için de değerli konuyu bulamadım aslında. Ve kendi hayatımı değiştirdikten sonra, doğayla da biraz tanıştıktan sonra doğa anlatabileceğim çok değerli bir malzeme verdi bana diye düşündüm. Çünkü duyduğum hikayede doğada bütün çocukların tek başına doğurmuş bir kadının hikayesiydi. Bunun içinde doğa vardı, dişil vardı ve insana dair çok değerli bir potansiyel vardı. Yani işte dedim artık yazılabilecek bir senaryo var. Tabii çok temkinli ilerledim çünkü sadece bir fikir vardı ve bir hikaye yoktu. 2-3 yıl içerisinde yaklaşık 20 tane revizyondan sonra da o senaryo da ortaya çıktı. Balina. Onu gördüğün zaman seninle yüzmeye başlayacak zaten. Bir amaç uğruna bir araya geldik ve kendi imkanlarımızla bir film çektik. Bir birliktelik gösterdik ve bunun görülmüş ve fark edilmiş olması, kendi adıma söyleyeyim, benim için yeterli. Birbirinden şahane filmler seyrediyoruz. Sonrasında oturup yönetmenlerle ve oyuncularla sohbet etme imkanımız var ki bence bu başlı başına bir ödül zaten. O yüzden çok keyifli. Vallahi çok heyecanlıyız ve heyecanın ötesinde birlikte bu sürece şahit olmak, görüldüğümüzü görmek umut veriyor bir yandan. Tabii bir yandan festivalin kendi sürecine dahil olmak, başka filmlerin direkt nasıl çıktığını, onların kendi süreçlerini bilmek de ayrı bir yerden keyifli. O yüzden mutluyuz. Nasıl oldu film, set, çalışma ortamı? Çünkü tripod bile kullanmadık dedi yönetmeniniz ve doğa gibi çok güzel bir aslında stüdyo, platform, ne dersek diyelim. Bir doğa ana başrolde olan bir filminiz var. Nasıldı set, çekim ortamı? Film zaten doğayla insan arasındaki kopuşu anlatıyor bize. Yani biraz şehirden uzaktık, köy hayatının içindeydik. Hatta oradaki köyde yaşayanlar da bizim filmimize yer yer katıldılar.
işimize yoğunlaştık ve devam ettik. Gayet keyifliydi yani. Yerel halkın da filmin içinde olması size ne gibi avantaj ve dezavantaj sağladı? Şöyle, şimdi şive kullanılıyor filmde ve bu Fethiye şivesi, Muğla şivesinden de farklı. Tabii ki bizim bir şive koçumuz vardı, onunla oturduk çalıştık ama köydekilerle de bir arada olmak, sohbet etmek bizim için çok verimli oldu. Hem filmi hem filmin içindeki durumu paylaşmış olduk. Ben filmde yörük bir kadını canlandırıyordum ve kendim aslında köyde yaşıyorum bir yandan. Fakat benim bakış açım daha romantik bir yerdendi. Yerli, gerçek köylülerle bu işin içinde olmak bakış açımı, karakterimi daha içselleştirmemi ve filmin diğer ana baş karakteri olan doğayı anlamamı daha başka bir açıdan güçlendirdi. O yüzden benim için çok verimliydi. An be an ne yapıyor, nasıl davranıyor, hayvanla ilişkisi nasıl diye sürekli bir rehber olarak gördüm hepsiyle. Çok memnunum doğa içerisinde ve aslında yerli halkla birlikte olmaktan. Filmin mesajı karakterleriniz üzerinden ne oldu? Benimki aslında bir karakter değil. Ben bir toplum düzenini temsil ediyorum. Yani ataerkil toplum düzeninin temsilcisi değilim. Muhtarı oynuyorum. Adı Adem. Biliyorsunuz ataerkil toplumlarda önceki çağlarda kadın üretimde daha önde olmasına rağmen doğayla birlikte anılmasına rağmen üretim geliştikçe, sanayileşme geliştikçe kadının geri plana itilmesi ve ataerkil toplumda ortaya çıkan aksaklıklar, bu sefer kölecilik başlıyor, sınıfsal çatışmalar, hiyerarşi başlıyor. Ben başlı başına bu ataerkil toplumda kötücül bir adamı temsil ediyorum ama düzenin kendisiyim aslında. Ben role biraz öyle yaklaşmaya çalıştım. O yüzden karakter olarak değil, o ataerkil toplum düzenini çalışıp, onunla ilgili bilgi toplayıp karakterle yer değiştirdim diyebilirim. Ben de düzenin diğer yüzünü aslında canlandırıyorum. Gülsüm bunu bedenlendiriyor belki ama onun ötesinde anlattığımız bir hikaye var. Doğa ve dişi formun ve daha bedenlenen kadın formun nasıl koptuğu bir düzende bu yeniden nasıl dengelenebilir ve yeniden o düzene karşı ben de buradayımın sesi nasıl çıkabilir? Ben de aslında bunu temsil ediyorum. Benim de çıkış noktam bir karakteri canlandırmanın da ötesinde büyük resimde burayı nasıl resimlendirebilirim ve gösterebilirim gibi bir yer. Ve suların altında istediğiniz yere gidebileceksiniz. Bu kocaman balinanın yanında hiç korkmayın mı? Ona da istediğin her şeyi sorabilirsin. Çünkü o her şeyi bilir.